Merhaba. Bu hafta Airport'ta Kutsal'a yolculuk yaparak Medine'ye geldik. Medine'de şu an güneş aşmak üzere ve sıcaklık 45 derece. Buraya geliş sebebimiz ise TAV'ın yurt dışındaki bir başka operasyonunu yerinde görmek. Aynı zamanda burada yerinde göreceğimiz bir başka şey ise TAV'ın işlettiği Medine Havalimanı. Bu havalimanının adı Prens Muhammed Uluslararası Havalimanı. Medine'de bulunuyor ve yanımızda Sani Bey var. Sani Bey bize işin detaylarını anlatacak. Çünkü geçen burada başlayan TAV'ın operasyonu hızlı bir şekilde devam ediyor. Bakalım hangi aşamaya gelmiş. Sani Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Burası bizim hakikaten TAV'ın portföyünde en önem verdiğimiz havalimanlarından bir tanesi. Biliyorsunuz İslam dünyasının ikinci önemli şehri Medine. Peygamberimizin türbesinin bulunduğu yer. Ümre ve hac ziyaretlerinde çok yoğun yolcu geliyor. Geçen seneki yolcumuz 4,5 milyon civarında. Bu sene çok ciddi bir artış var. Medine Havalimanı tam TAV'ın organizasyonel yapısına uyan bir havalimanı. Diyeceksiniz ki nasıl? Biliyorsunuz TAV'da biz hem işletme yapıyoruz. İşletmenin her türlü disiplinini yapıyoruz. Aynı zamanda da inşaat yapıyoruz, yatırım yapıyoruz havalimanlarında. Burada gün bir de işe aldığımızda havalimanı işletmesini aldık. Mevcut havalimanını şu anda biz işletiyoruz Medine Havalimanı'nı komple olarak ve aynı anda da 1.2 milyar dolarlık bir yatırıma başladık. Şu anda bulunduğumuz yerde yeni Medine Havalimanı'nın Prens Muhammed Uluslararası Havalimanı'nın yeni binası inşallah 2014 sonunda burayı teslim edeceğiz, bitireceğiz ve biz işletmeye devam edeceğiz 25 yıl boyunca. Burada bizim ortaklarımız Al Rachi grubu ve Saudi Öcer grubu. Al Rachi grubu dünyanın en büyük İslami finans konusunda dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi. Kendileri çok büyük bir endüstri holding. Onun dışında Saudi Öcer, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir grup. Biliyorsunuz Türk Telekom'un ortaklarından, büyük ortaklarından. Şimdi sizin burada farklı bir konseptiniz var. Yani diğer toplam 12 havalimanına dikkate aldığınızda buranın yeri çok farklı. Hem yolculuk hem burada karşılama gibi bir şansınız olduğu gibi yolcu profili de farklı. Bu yolcu profilinin getirdiği farklılıklara yönelik neler söylersiniz? Şimdi dediğiniz gibi burası aslında dini turizmin çok önemli merkezlerinden birisi. Yılda bir kere hac ve 11 ay boyunca da ümre ziyaretçilerinin geldiği bir yer. Dünyanın çok çeşitli yerlerinden Müslümanların akın akın geldiği bir yer. Değişikliği tabii diğer bizim havalimanlarımızda olmayan bir değişiklik var. Ve burada transit yolcu hemen hemen hiç yok. Biliyorsunuz İstanbul'da transit yolcu çok fazladır. Burada tamamıyla buraya gelirler ve buradan ülkelerine geri dönerler. O açıdan hani origin and destination dediğimiz müşteri tarzı var. Bizim için bir ikinci önemi var. Biliyorsunuz biz işlettiğimiz havalimanlarından iki tanesi Tunus'ta. O iki havalimanından hacı veya ümre yolcusu yolluyoruz. Burada biz karşılıyoruz. İstanbul'dan yolluyoruz. Burada biz karşılıyoruz. Makedonya'dan yolluyoruz. Ankara'dan yolluyoruz. İzmir'den yolluyoruz. Hatta Batum'dan. Ben bunu merak ediyorum. Bu nasıl bir avantaj veyahut da nasıl bir duygudur? Bunun çok iyi avantajı var tabii ki ve değişik de bir duygu. Yani biz zaten hep şunu söylüyoruz. Havalimanı işletmeciliği kesinlikle bir solo bir iş değil. Yani bir networking işi. Bir tane havalimanını işletiyor olmak ancak bir devlet yönetimi olursa oluyor. Ama siz ticari bir yönetim yapıyorsanız bir sürü havalimanını işletmenin getirdiği avantajlardan faydalanmanız lazım. O avantajları kaldıraçlamanız gerekiyor. Yani mesela Türk Hava Yolları'nın ana üssünü biz işletiyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlarını ve iç hatlarını biz işletiyoruz. Biz o zaman Türk Hava Yolları ile aynı şekilde TGS kuruluşunda ortağız biliyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın Medine'deki slotlarına biz çok ciddi şekilde yardımcı oluyoruz, katkı sağlıyoruz. Yani böylece bir karşılıklı ilişkiler oluyor. Avantaj ilişkileri. Bunun dışında bizim Havaş Yer Hizmetleri firmamızı inşallah hac dönemine yetiştiriyoruz. Her türlü lisans işlemleri tamamlandı. Havaş da burada yer hizmetlerine başlıyor. Bu da yine çok önemli bir karşılıklı network açısından önemli bir hadise olacak.
Şimdi siz burada hem işletmecisiniz, yani şu an zaten işletiyorsunuz. 1.2 milyar dolarlık da bir yatırım var. Bu da bitince buranın kapasitesi 10 milyon yolcuyla çıkmış olacak. Benim merak ettiğim şu, yani inşaat tarafında TAV'ın güçlü olduğunu biliyoruz ama neticede inşaat 2 yıl, 3 yıl oluyor veya 4. yıl bitiyor ve siz eşyalarınızı toplayıp dönüyorsunuz. Burada işletmeci olarak ne kadar kalacaksınız? Birincisi bu. İkincisi, buradaki ortaklarınızla iletişiminiz, sizi tercih etmelerinde, sizin burayı kazanmanızdaki argümanlara baktığımızda ana öğeler ne olabilir öne çıkan? Şimdi aslında dediğiniz gibi biz burada inşaatı yaptıktan sonra TAV inşaat şirketimiz buradan gidecek. Ama onun dışında TAV işletme şirketimiz, ki TİBAH diye bir şirket kurduk burada. Taybah aslında. Taybah Medine'nin eski adı, tarihteki adı. O şirketin %33 ortağı TAV ve bu işletme şirketinde %51 ortağıyız. TAV buranın işletmesine devam edecek. Şimdi 25 yıl süreyle biz burada işletmeye devam edeceğiz. Kaç biz, yılında başladı bu? 2012'de başladı. Geçen sene tam bu zamanlar 30 Haziran 2012'de başladık. Şu anda 13. ayımızdayız işletme olarak. İnşaata da hemen başlamıştık. İnşaatta da hemen hemen 13. ayımızdayız. Paralel götürüyoruz şeyi, işletmeyi. Neden biz seçiliyoruz? Bu soru çok önemli benim için. Şimdi aslında marka olmak popüler olmak değildir. Marka olmak seçilebilir olmaktır. TAV artık seçilebilir bir firma oldu. Yani dünyada, özellikle bu bölgede, Türkiye'nin çevresindeki bölgede ve Türkiye'de TAV Havalimanları işletmeciliğinde bir iyi bir markadır. Yani bizim bu ortaklarımıza baktığımızda TAV'a mukayese ettiğinizde TAV çok büyük bir şirket ama TAV'dan çok çok büyük şirketler. Dünyada 23 tane ortağımız var bizim. Yani mesela bir tanesi de Türk Hava Yolları. TGS'de %50 ortağımız. İşte buradaki ortaklarımıza baktığınızda, inşaattaki ortaklarımıza baktığımızda hep dünyanın en büyükleriyle çalışıyoruz. Normal şartlarda baktığınızda bu adamların sizle değil başkalarıyla çalışması lazım. Neden bizle çalışıyorlar? İşte dediğimiz gibi seçilebilir olduk. Yani bizim çok hızlı iş yapabildiğimizi, çok iyi iş yapabildiğimizi, etik değerlerimizin olduğunu, kurumsal yönetimimizin olduğunu ve teknolojimizin çok yüksek olduğunu gördüler. Bir de uluslararası insan kaynaklarımız var. Yani bizim burada ana şirketimiz TİBAH'ın CEO'su Medineli bir mühendis arkadaşımız. Ama işletme şirketinin genel müdürünü Tunus'tan getirdik. Tunuslu bir arkadaşımız. İnşaat şirketimizin direktörü Türkiye'den bir arkadaşımız. Yani bizim hem Katar hem Mısır ve Tunus havalimanlarını yapan arkadaşımızı buraya getirdik. Çünkü çok önemli bir yatırım. Mühendislerin önemli bir kısmı Türk. Yani yıllarda çok değişti. Türk müteahhitliği ve Türk işletmeciliği ve yatırımcılığı diyebilirim. Artık uluslararası insan kaynaklarına ulaşmada çok başarılıyız. Şimdi burası bitince siz bu bölgede önemli bir tecrübe kazanmış olacaksınız. Bunun size sağladığı katkılara dönersek, Suudi Arabistan'da veyahut da buna benzer coğrafyalarda arzuladığınız, yapmayı planladığınız işler var mı? Gelişenler muhakkak vardır. Bu işin onlara etkisi ne olacak? Yani tabii ki şimdi bir kere Medine'yi yapmış olmak İslam dünyasında sizi çok başka bir yere getiriyor. Çok başka bir yere taşıyor. Yani Medine'nin müteahhiti ve yatırımcısı ve işletmecisi olduktan sonra bizim İslam alemindeki ismimiz, TAV markamız başka bir yerlere geçti. Başka bir seviyeye geçti. Bu bir. İkincisi, mesela buraya uçan uçaklara bakıyorsunuz. Dünyanın en büyük markaları buraya uçuyor. Yani o markalarda sizi tanıyorlar. Zaten İstanbul'dan tanıyorlar. Bir de sizi Medine'de görünce bunların çok hoşuna gidiyor. Tabii ki bizi ilk meşhur eden İstanbul'dur. Bunu unutmamak lazım. İstanbul Havalimanı'nı başarıyla yapmış olmak ve başarıyla işletip bugünlere getirmiş olmak bize bu imkanları açtı. Buralardan biz çok daha başka yerlere gideceğimize inanıyoruz. Yani TAV artık rayına oturdu. Şimdi burada lavabolara gidince, yani ihtiyaç gidermeye sizi uyaran sistemler var. Çünkü hava öğlende işte 50 derece, işte şimdi güneş batmış 45 derece. Dolayısıyla burada ciddi bir uyum meselesi var. Onu siz zaten aşmışsınız. Ben bu işin
teknik tarafındaki detaylara dönmek yani, istiyorum. Nasıl yönetiyorsunuz bu uyumu? Demin gördünüz siz tuvaletlerde sarının renklerine göre sizin ürününüzün o renge uyumuna göre hemen su içmeniz gerektiğini, dihidrasyona uğramamız gerektiğini söylenen tablolar var. Bunlar bu dünyada çok önemli. Dediğiniz gibi şu anda 45 derece, öğlen 3'te 53 derece civarındaymış. 2'de hem Ramazan hem yaz mesaisi, 2'de paydos ediyoruz. İftardan sonra tekrar gece vardiyası gelip çalışmaya başlıyor. Gece burada ışıklar yanacak, gece, iş gece, devam edecek. Gece. Sabaha kadar mı? Sahura kadar çalışıyorlar bir vardiya. Ondan sonra öbür vardiya tekrar geliyor. 2'ye kadar, sahurdan sonra geliyor, 2'ye kadar çalışıyor. Böylece hız kesmeden devam ediyoruz. Sani Bey, bizi mukaddes bir şehirde, kutsal bir yerde, Medine'de ağırladınız. Biz de diliyoruz ki hız kesmeden başarınız devam eder. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Hakikaten Medine şehri çok huzur verici bir şehir. Onun için buranın giriş kapısını işletiyor olmak da bize çok büyük gurur veriyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.